Turk dünyası gazeteci lerinin 15. kurultayda Türk topraklarında geçiyotgan voqealar aks ettirildi. YAFAM Türk dünyası gazetecileri tashkilotining tashabbusi bilan Turkiyaning Yalova shahrida bo'lib o'tgan 4 kunlik kurultayda Türk dünyasının siyasi, ijtimoiy ve madaniy o'zgarishlari bahsga olindi. Afg'oniston turklaridan jurnalist Nasir Ahmad O'zbek o'g'li bu qurultoyda chiqish qilib, Afg'onistonning so'nggi qaltis vaziyatini bahsga olib, bu mamlakatda kechayotgan urushlar, ishsizlik, muhojirat va boshqa muammolarni tilga olib, Afg'onistonda kechayotgan voqealar turk dunyosi mediasiga unchalik sig'dirilmayotganini bildirdi. Tabii ki Afg'oniston savaşında olduğu için nafaqat turk xalqi orada baxt altında oldu va zarar gördü. Aynı zamanda başka milletler de bunun arasında olduğunu görüyoruz. Tacikler de oldu. Hatta Peştunlar da şimdi Afganistan'ın genel olarak halkı hiçbir zaman savaş değilmemiştir. Her zaman dünya güçlerinin savaşı olmuştur Afganistan. Orası başka devletlere karşı bir kafa tutma yeri olmuştur maalesef. Dünya güçleri her zaman oyunlarını orada yapmıştır. Kadarımıza belli yani orası öyle bir coğrafya kalmıştır ki her zaman güçlerine yeri olmuştu. Oradan başka düşmanlarına karşı kafasına yeri olmuştu maalesef. Afganistan kuzeyinde savaşlar yani çok kritik bir şekilde bölgede devam etmektedir. Maalesef bu savaşlar zararları en büyüğü nedir? Orada yükümlülük çok fazla olmuş. Şimdi raporlara göre 18 milyon Afganistan'da aç var. Eğer bunlara ekmek, içmek, su yetişmezse yakın zamanlarda yani bunlar hayatını kaybetme durumunda da maruz kalacaklar. Afganistan'da durumlar kötü olduğu için her yerde insanlar kaçmak istiyorlar. Yani kendilerini, hayatlarını kurtarmak istiyorlar. Afganistan'da en azından siyasi durumdan bir şey yapamazsak bu durumda kontrol altında almamız için en azından orada halkını çok mağdur durumda kalmaması için yardım desteği yapmamız gerekiyor. İnsani yardım, sağlık konularında destek yapmamız gerekiyor. Bizim arzumuz barışa kavuşmak. Türkiye Cumhuriyeti'nin burada sorumlulukları çok büyük. Çünkü orada Türkler de yaşadığı için buraya daha çok ilgi göstermesi gerektiğini. Dolayısıyla da barışa ulaşmada her şekilde katkı sağlamalarını gerektiğini söylediler. Afganistan Türklerini yalnız bırakmamamız gerekiyor. Mecbur olmuş dediler. Ani şu halde YAFAM teşkilatının rasmilerden bo'lgan Muhsin Sevanjon Afganistan'da yaşayotgan Türklerinin su hazırki vaziyeti yomon ekanini aytib, bu qurultoyning asosiy mavzui ham Afganistan'a qaratilganini aytib, yig'in adog'ida bu qurultoyning rasmiy açıklamasida Afganistan'daki vaziyat Türk dünyası ve barcha xalqaro tashkilotlarga bildirilganini aytib, Türk dünyası Afganistan'da kechayotgan voqealar dünyaga yetkazilishi kerakligi usida ta'kidlab o'tdi. 15. YAFAM Türk Dünyası Gazeteciler Birliği buluşmasını gerçekleştirdik. Bu yıl buluşmamızın ana konularından biri Afganistan'da yaşayan soydaşlarımızın sorunlarıydı. Afganistan konusunu özellikle ön plana çektik. Çünkü orada bir insanlık dramı yaşanıyor. Orada sağlık sorunları var. Orada geçim sıkıntısı var. Bütün bunları göz önüne alarak dünya kamuoyunun dikkatini çekmeye çalışıyoruz. Çünkü Afganistan'da yaşayan hatırı sayılır seviyede soydaşlarımızın orada sıkıntı çekmesi bizleri üzüyor. Biz bu konuda sonuç bildirgemizle de Afganistan'da yaşayan soydaşlarımızın sorunlarını ilave ederek dünya kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Ani şu halde kurultay iştirakçılarından Azerbaycanlık jurnalist ham kurultay kararları muhim ekanini aytib, Azerbaycan'ın Qarabağ urushi voqealari to'g'risida Türk dünyasının gazetecilar tashkiloti harakatları ijobi bo'lganini bildirdi. U Afg'onistondagi vaziyatga Türk dünyası sessiz qolmayishi kerakligi usida ta'kidlab o'tdi. Bugün burada birçok meseleleri dile getirdik. Afgan Türklerinin başlarına gelen en kötü bir insanın başına gelen en kötü acımasız teröre maruz kaldığını. Dünya kamuoyu buna sessiz kalıyor. Nerede BMT'nin Tehlikesizlik Şurası? Nerede Avrupa Parlamento Asambleyası? ADD Minsk Grubu? Diğer teşkilatlar, kamuoyunun uluslararası teşkilatlar hiç kimsenin sesi çıkmıyor. Eslatda bu teşkilatı Türk Dünyası Gazeteciler Kurultayı qarab 15 yıldan buyon har yili bir marta yo'lga qo'yilib, unga turkiy mamlakatlarda kechayotgan voqealar bahsga olinib, dunyo mediasiga bildiriladi.